Güz suları bizim şehri. Denizi çek annemin başörtüsüyle ey sevgili. Ay geçer o zaman denizi. İki mısra arasına hoş geldiniz. Edebiyatımızda da önemli isimlerinden biri olan ve Kudüs şairi diye anılan Nuri Pakdil'in Anneler ve Kudüsler şiirini dinledik. Bugün de edebiyatımızda yine önemli bir kent olarak teşkil eden ve kendisinin isminden sıkça bahsettiren Kudüs'ü ve şiir coğrafyasına olan yansımalarını konuşacağız. Kıymetli bir misafirim bizlerle birlikte olacak. Yazar Zeki Bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk Selva Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Daha öncesinde de Kudüs programı yapmıştık fakat süremiz yeterli gelmemişti diyelim. Yani evet. Kaç program daha yapsak Kudüs'ü konuşmakla bitiremeyiz elbette ki. Olan olaylar doğrultusunda da bu bizim kanayan yaramız aslında. O yüzden her zaman anlatmaya devam edeceğiz diyelim. Evet. Nuri Pakdil, Kudüs şairi. Aslında çocukluğundan beri gelen bir sevda. Kudüs'ü kol saati gibi kolunda taşıyor aslında. Ona ayarlı olarak bir saati de var kolunda taşıdığı gerçek manada da. Ve yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır der. Edebiyat çevirilerince de bizim de bildiğimiz gibi o Kudüs şairi. Bunu derinden yüreğinde hisseden bir şair aynı zamanda. Ve annesiyle kurduğu bir bağlantı da var yine şiirine yansıyan. Bu çerçevede nasıl değerlendirebiliriz bu şiiri ve Nuri Pakdil'i? Vallahi aslında siz güzel tavsif ettiniz, etrafını güzel çevirdiniz. Benim çok fazla söyleyeceğim bir şey kalmadı. Söyleyebileceğim şu olabilir. Nuri Pakdil'in çocukluğundan itibaren Kudüs adeta bir görev onun için. Altı çizilmiş olan bir görev. Yani Mekke Medine dediğimizde üzerine bir tül gibi örttüğü Kudüs onun için görevdir. Erenköy'den Tuzla'ya doğru yürürken bile evet arkadaşlar Kudüs'e doğru yürüyoruz sözü. Bakıyorsunuz her şeyini Kudüs'e doğru ayarlamış adeta. Saatini değil hayatını Kudüs'e doğru ayarlamış. Bir Müslüman şair neden kendisini Kudüs'e ayarlar. Buna bakmak lazım. Kudüs dediğimizde Sezai Karakoç da yazdı, Akif İnan da yazdı, Cahit Zarifoğlu da yazdı. Biraz sonra bunlardan da bahsedeceğiz. Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde de var. Bu bizim tarihimizde adeta gelin gönderdiğimiz bir şehir gibi. Sanki biz onu gelin olarak Akdeniz kenarına gönderdik. Ve hiçbir zaman unutmadık. Yani oradaki bağlantımız bizim kanımızdan canımızdan olandı. Bu Selahaddin Eyyubi'de de vardı. Bu Miras'ta da vardı. Bu Miraç'ta da vardı.
Bizim için anlamı, Müslümanlar için anlamı zaten ilk vurduğu yer Miraç olarak karşımıza çıkıyor. Fakat dinler tarihine baktığımızda ki bütün peygamberler, ilahi olarak gelen peygamberler İslam üzere geldiler. Evet. O sebeple Hazreti Muhammed'in miracıyla sınırlandırmıyoruz. Geriye doğru gittiğimizde bize mesel gibi anlatılan bütün o İslam tarihinde, dinler tarihinde Kudüs adeta dünyaya çivi gibi çakılmış. Çünkü o çivi bu dünyadan değil. Tıpkı Hacerül Esved gibi dışarıdan gelmiş ya da göklerden gelmiş bir yapı. Bu sebeple çok kıymetli. Nuri Pakdil'e dönersek benim için somut örnek şudur. Biraz efsanevi şekilde bize hep şunu anlattılar. Nuri Pakdil yazı yazmadan önce tıraşını olur, abdestini alır, takım elbisesini giyer ve daha sonra masasına oturur ki oturduğu masa Kudüs resmi, Mescid-i Aksa'nın merkezde olduğu bir Kudüs resmine bakmaktadır. Şimdi bu bir efsane miydi, gerçek miydi bilmiyorum ama Nuri Pakdil'e çok yakışan bir şeydi. Çünkü kendisini oraya göre ayarlamış. Kudüs sanki bir rampa. Nasıl bir rampa? Gökle bağlantı kurulan rampa. Şimdi Kazancakis'in diliyle söylemek gerekirse göklerin ordusu ya da göklerin krallığına çıkılan yol Kudüs'ten geçiyor. Ya da işte muallaka dediğimiz o taş, yerle bağlantısı olmadığı düşünülen taş, peygamberimizin üzerine basıp işte miraca gittiği taş, hepsinin merkezi orası sanki dünya ile gökler arasında, dünya ile uhrevi olan arasında Kudüs'ün ayrı bir yeri var. Kudüs'e çok fazla peygamber gönderildi. Şimdi bunu olumsuz yorumlayan da çıkabileceği gibi ben olumlu yorumlamak istiyorum. Hayatın kaynağı Mezopotamya ve o bölge, oraya yakın olan bölgeler, Akdeniz Havzası. Şimdi böyle bir havzada da kalp olarak adeta Kudüs duruyor. O sebeple Kudüs unutulmuyor. Şimdi Kudüs'ü almak isteyen Müslümanlar mal etmek için almadılar. O benim malım olsun, mülküm olsun diye almadılar. Bir emanet niyetiyle gittiler. Yani biz orada peygamberlerin ruhunun varlığını biliyoruz. Orada kutsal olanın varlığını biliyoruz. Orada insani olanın beslendiğini biliyoruz. Bu sebeple biz oraya hadim olarak gitmeye gayret ettik. Şu anda yapılan aslında hadimliktir. Yani orada yerleşimci adı altında gelen hırsızlar bir yeri mülk edinmek istiyorlar ama o yerin kadrini kıymetini bilmiyorlar. Oradaki fakir fukara olup da taş atan çocuk dahi oranın hükmünü biliyor. Allah nazarındaki hükmünü biliyor. Oraya kalbini basan, ayağını basan, yüreğini basan, elini basan bir yere fırlar. Ama denize fırlamaz. Ama toprağa fırlamaz. Göklere fırlar. Hı. Tabii ben buradaki gökler kavramını biraz daha Nasranilerin tabiri olarak göklerin imparatorluğuna evet. doğru fırlar nazarıyla bakıyorum. Nuri Pakdil içinde tabii ki Kudüs, Mekke, Medine, İstanbul, Bağdat, Şam bu şehirlerin yanına yerleştirdiğinizde daha ayrı bir yer elde ediyor. Mekke'nin Medine'nin üzerine tül gibi örttüğünüz Kudüs adeta bizim bütün o insanlık suçlarımızı bile örtüyor. Hatalarımızı bile örtüyor. Ya da arınma gibi bir şey. Nasıl ki Mekke'ye giden, Kabe'yi tavaf eden insanlar yeniden doğduklarını düşünürler. Bizim ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı düşünmek, düşlemek, onun üzerine hayal kurmak ya da onun için mücadele vermek elbette ki bizi Allah'a, bizi saf olana, bizi fıtrata daha da yaklaştıracaktır. Çünkü yaşanan o zulümün de orada olması bir tesadüf değil. Yani bütün her şey orada gerçekleşiyor aslında. Dünyanın kalbi orada atıyor. Kavga suyun başında olur köylerde. Kavga madenin başında olur maden yerlerinde. Kavga hakikaten kutsal olanın olduğu yerde oluyor. Yani insanlığın başladığı yer adeta. İnsanlığın, medeniyetin bir şekilde şehirleşmenin en kuvvetli olduğu yerden bahsediyoruz. Hazreti İsa'ya işte bir eşeğin üzerinde ceza verilip de girdiği şehirden bahsediyoruz. Zekeriya'nın olduğu şehirden bahsediyoruz. Musa'nın gözünü diktiği şehirden bahsediyoruz. Efendimizin bir gece alınıp da götürüldüğü şehirden bahsediyoruz. Evet. Şimdi böyle bir şehire ne kadar anlam yükleseniz azdır.
Daha önce de birçok sohbetinde söylediğim bir ifade var. Katedral bir taş yığını değildir der Saint-Exupéry. Kudüs şehri taştan oluşmuş, taştan oyulmuş bir şehir değil. Adeta toprağın ruhu oyularak yapılmış bir şehirdir. Bu sebeple bir Müslüman oraya bakarken, hele bir Müslüman sanatçı oraya bakarken oradaki insan ruhunun da şekillenmesini görüyor. Yani Kudüs'e baktığımızda biz kendimizi yeniden imar edebiliriz. Yeniden şekillendirebiliriz. Evet. Ki Sezai Karakoç da yine Alın Yazısı Saati şiirin dizelerinde şöyle ifade ediyor. Gökte yapılıp yere indirilen şehir, Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri olarak ifade ediyor. Aslında buradan da önemini kavruyoruz. Şimdi onun şiiri üzerine de konuşacağız. Alın Yazısı Saati şiirine üzerine konuşacağız. Önce o şiiri dinleyelim, ardından konuşmaya devam edeceğiz. Kurşundan çiçeklerin şehri, gülle kusuyor ana rahmi, bomba parçası.
Yani her şiiri dinlediğimizde şunu fark ediyoruz. Kendi üsluplarınca anlatıyor şairlerimiz Kudüs davasını ama temel olarak sonuçta aynı şeyi söylemeye çalışıyorlar. Sezai Karakoç'a geldiğimizde yine onun o direniş üslubunu da görüyoruz ve bir diriliş çağrısı yaptığını da görüyoruz ve tüm Müslüman alemini bir değerlendiriyor. Sonrasında nasıl buna karşı koyacağız ve bu emperyalist güçlere karşı gelen saldırılara karşı nasıl bir direniş oluşturacağız? Aslında bunu sorgulamaya çalışıyor ve genelde Kur'an-ı Kerim'e atıflarda da bulunur şiirlerinde aslında. Bununla birlikte bir bütünlük oluşturarak bunu şiirlerinde yansıtmış baktığınızda. Siz gerçekten bunu güzel tavsif ettiniz. Ben üzerine gitmeyeceğim fakat şunu yapmak istiyorum. Anneler ve Kudüsler ile bu şiir arasındaki farkı belki söyleyebilirim. Evet. Anneler ve Kudüsler'de hakikaten şey var. Kudüs bir anneye dönüşüyor. Ve buradaki savaştan, buradaki kahredici ortamdan ziyade sanki şehre Selahattin Eyyubi giriyormuş gibi bir neşe hissi var. Nuri Pakdil'in şiirinde, Anneler ve Kudüsler'de. Fakat alın yazısı saatine geldiğimizde ise bir cenk var. Bir cihat var ve bu cihadın karşısındaki yani bu savaşanların, Müslümanların karşısındakilerin ne kadar kural tanımaz. Yani televizyon ekranı bana dilime hakim ol diyor. Yani öyle bir mankurtlar ordusu var ki karşınızda, öyle bir zombiler var ki onu durduramıyorsunuz. Orada insan haklarıdır, kavramlardır. Hiçbirisi artık çalışmıyor ve Kur'an'ın ayet hükümleri devreye giriyor. Yani en son kısmında dikkat ederseniz haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Evet. Artık fitne bastırılıncaya kadar savaşın. Çünkü bir fitne var. Fitneciler çıktılar. Ve Kur'an'ın yine telaffuzuyla lanetliler ortaya çıkmışlardır. O lanetlilere karşı savaşın. Anneler ve Kudüsler'de bir iki noktaya değinmek istiyorum. Biraz önce es geçtim. Bizim şehir üs gibidir şehirlere diyor. Şimdi üs önce Kudüs'tü. Bu şiirde Kudüs'tü ama günümüze doğru yorumlarsak Gazze sanki bütün şehirlerin üssü oldu adeta. Evet. Onu korumaya adeta azmetmiş gibi. Bir kalkan yeri gibi. Kalkan. Diğer evet. Tüm ülkeler içinde Müslüman ülkeler hepimiz için kalkan hem somut anlamda hem haysiyet ve onur anlamında. İnsanlığın haysiyetini ve onurunu şu an Gazze bir kalkan olarak önümüze durmuş, ezemezsiniz diyor. Yani bu dünyada vicdanlı insanlar var, namuslu insanlar var. Kalkan oluyor. Denizi çek annemin başörtüsüyle ey sevgili at geçer o zaman denizi. Şimdi annenin başörtüsü şimdi bakıyorsunuz birçok karikatürist ve çizer, illüstrasyon ustaları tamamen bu kefiyeyi kullanıyorlar. Kefiye, Arap kadınların başındaki şal yani adeta o bir şeyleri örtüyor. Bu 70 küsür günlük süre içerisinde de gördük ki birebir kadınlarla örtüşen ve çocuklarla örtüşen bir Gazze var. Şimdi buradaki Kudüs'tü. Bu şiirdeki Kudüs'tü. Çünkü Gazze o kadar vurgulu değildi bu şiir yazıldığında. Evet. Batı Şeria, Kudüs'ün elden çıkması, Mescid-i Aksa'nın altının boşaltılması bunlar sürekli Nuri Pakdil'in zihninde patlayan seslerdi. Rahmetli bugün olsaydı muhtemelen Kudüs için düşündüklerini Gazze için düşünecekti. Birazdan Sezai Karakoç da aynı şeyleri benzer söyleyeceğim ama bazı kelimeler önemli. Cezayir'e atlarla gidilirdi, babam atla bağa gelirdi. Yeni Ali Paris'i atla dolaşacak. Yeni Ali kavramı ve Paris'in aynı yerde kullanılması. Bu Gazze'deki soysuzların yaptığı soykırımda dikkat ederseniz dünyanın birçok yerinden ses gelmeye başladı. Evet. Ağırlıkla merhametli insanlar, vicdanlı insanlar dünyanın nabzının batıda attığını da gösterdiler. Doğuda nabzımızı atmıyor mu? Haşa, atıyor tabii ki. Yani sesimiz belki gür çıkmıyor. Belki medya ile ilgili bir şeyler var ama hakikaten çok namuslu insanlar, çok merhametli insanlar işte Paris'ten çıktılar, Londra'dan çıktılar, New York'tan çıktılar. Bakıyorsunuz orada adeta bir ruh dolanmaya başladı. Orada öldürülen insanların ıstırabı üzerinden bir vicdan muhasebesiyle adeta yani buradaki yeni Ali Paris'i atla dolaşmaya sanki başladı. Bu benim benzetmem.
İyi binen ata bir solukta geçer Hazer'i, yavaş yavaş İngiliz tuzağına düşer at süren yiğitlerin. Yavaş yavaş İngiliz tuzağına düşer at süren yiğitlerin. Binitler hazırlayın diye ayet vardı Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Gazze Savaşı'nda bakıyorum, Hamas'ın yapmış olduğu, hatta binitlerini hazırlamışlar. Yani Allah'a sırtlarını dayıyorlar, birilerine boyun eğmeden binitlerini hazırlıyorlar. Belki 2 yıl, belki 3 yıldır bunun hazırlığını yaptılar ki tüneller yaklaşık 20 küsur yıldır yapılan çalışmalardı. Ben Kudüs'ü bir kol saati gibi taşıyorum, siz de vurgulamıştınız. Gel anne ol, çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar. Bizim belki Z kuşağına aktaramadığımız, yansıtamadığımız bir şey var. Bir ideal, bir mefkure, somut bir elma gibi verilebilir insanlara aslında. Bunu anne yapabilir. Bir ebeveyn bunu yapabilir ama ebeveynlerden özellikle anne yapabilir. Evet, Nuri Pakdil'de de bunu annesi yaptı aslında. Çocukken ona öğrettiği Arapça kelimeler olsun, Kur'an-ı Kerim'i önünde açıp okuması olsun. O da bu şekilde büyüdü. Şimdi bizim çocukluğumuzda annelerimiz helvayı işte ekmeğin içerisine yatırırlar, dürüm ederler, elimize sıkıca verirlerdi. Somut bir şeydi. Ben imanın da adeta, inancın da, bir fikrin de öyle somut olduğuna inanıyorum. Somut bir şekilde verilir, bir dokunuşla verilir, bir yoklamayla verilir. O Kudüs, o parmaklardan insanın içerisine akar. Şimdi bizim belki de yapamadığımız bu. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin. Şimdi şiir baştan sona aslında tamamen ferah bir şekilde ilerliyor. Benim kanaatimce sanki Sezai Karakoç'un Alın Yazısı saatindeki hale hazırlık var burada. Savaşa hazırlık var. Bu cenk olacak. Yani işte Gargat ağacının arkasına saklananı bize söyleyecekler. Evet. Hatta Gazze'ye ciddi saldırılar başladığında duvarın arkasına saklanan Yahudi'ye bomba geldi. Ve insanlar şunu dediler, duvar bile söyledi bakın burada olduğunu diye. Adeta şey ortaya çıktı yani bütün söylenenler. Saadettin Acar dostum şey demişti. Biz tefsiri düz okuduk ama şu an Kur'an'ın tefsirini Gazze'de yaşıyoruz demişti. Adeta Kur'an'ın tefsirinin yaşandığı günlere geldik. Yani sanki biz Kur'an'dan tefsiri okuduk okuduk ama çok idrak edemedik. Gözümüzün içine sokarcasına adeta o ortaya çıktı. Hadi diyelim yıllar öncesinden bakıyorsunuz, işte 1995 Diriliş Yayınları Şiirler 8 Alın Yazısı saatinde bu manzaraların hepsi anlatılıyor. Yani o gün birisi gözünü oraya dikiyor ve oradaki savaşı bize gösteriyor. Ve Kudüs şehri içiyle ve ruhuyla suskun, göklere kaçmış hayaliyle, bir pervane gibi ışığa uçmuş gönlüyle, bir başka aleme göçmüş hakikati, Tanrı katına varmış, iki elini kavuşturup divana durmuş, hüküm istemiş. Gazze'de, Kudüs'te adeta hüküm istercesine oturuyor ve biz insanlar bakıyoruz. Evet. Yani bizim hükmümüz de sanki Gazze üzerinden ya da Kudüs üzerinden olacak. Bir şehir katledilirken, insanlar gözümüzün önünde göstere göstere katledilirken, ben şehir olarak geriye çekiliyorum. Buyurun, hüküm verilsin. Hüküm taş üstünde taş kalmaması olabilir. Ama o ruh oldukça Kartaca'da olduğu gibi tekrar o şehir yapılabilir. Ama onu yapacak olan Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in ruhudur. Nasıl ki Kabe'nin inşaatına Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail gittiler. Onun gibi arınarak gitmek gerekiyor herhalde. Evet. Yani bir şekilde gösterdiler bize. Şiirle de hatta bu manzarayı, bugün izlediğimiz manzarayı gösterdiler. Evet. Yani ruhu olan şiirler geçmişte yazılmış olabilirler ama bugünü de anlatıyorlar baktığımızda o mısralara. Mesela Mehmet Akif İnan'ın yine Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde şiirinde yine çocukla bir bağlantı kurar. Mescid-i Aksa'nın yalnız bırakılması, bunu bir çocukla bağdaştırır, terk edilmesini, öksüz kalmasını, yetim kalmasını. Bunun üzerine de konuşalım ama önce o şiiri dinleyelim, ardından devam edeceğiz. Peki. Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehr çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum.
nerede kardeşlerin diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin, unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssü idim. Kutsallığım belli şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler hatırı için cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Evet. Mehmet Akif İnan'ın kendi yorumuyla dinledik bu şiiri. Burada da yine onun ifadesi de farklı ama yine o da temelde aynı şeyi anlatıyor. Neyi vurguluyor hocam? Selva Hanım, şimdi şiirler aslında o kadar kuvvetli yazılmış ki bir şiir bile bir programı doldurur, hatta yetmeyebilir. Zira ben boşlukları doldurarak ilerlemek istiyorum. Sezai Karakoç'un şiirinde Roma'nın, Babil'in, Asur'un ve Firavunların ve nice milletlerin zulmünü görenler tarafından zalime olan öcünü mazlumdan almak. Bugün Gazze'de yaşanan bu. Yaklaşık 28 yıl önce yazılmış olan şiir, yayınlanmış olan şiire bakıyorsunuz. Aynı ifadeler. Yani siz mazlum iken adeta zalimliğe terfi etmişsiniz. Zalim olmak ve en zalim olmak ve artık ne İbrahim ne Yakup ve ne Musa var, tersinden okunan Tevrat hükümleri. Yahudilerin peygamberlerinden bahsediliyor. Onlar görülmüyor. Oradan ruh çıkartılmış, dümdüz bir öldürme makinesine dönüştürülmüş bir ırktan bahsediliyor adeta. Kendisini dünyayı ıslah ediciler. Yine ayete gönderme var. Bunlar ıslah ediciler. Öyle düşünüyorlar. Üst ırk olduklarını düşünüyorlar. Bizler golemleriz. Öldürdükleri insanlar golemler, köledirler. Hayvan hükmündedirler. O şekilde bakıyorlar. Ki Musa'nın dilinde bu yok. İbrahim'in dilinde bu yok. Tevrat'ın asıl hükmünde bu yok. Ama onların dilinde bu var. Ayrıcalıklı olanlar. Hatta bilimsel tezleri bile kendi tekellerine alıp bunu bile kendi ırklarının çıkarına rahatça kullandılar. Bunu sanayi devriminden sonra çok rahat yaptılar. Akif İnan'ın şiirine gelirsek ki rahmetli Akif İnan benim için çok kıymetlidir, değerlidir. Urfa'nın en yakışıklı ağabeylerindendir. Özellikle bu şiiriyle zaten başka bir tarafa götürdü bizi. Şimdi ben bir taraftan da şiiri yakalamak istiyorum. Mescid-i Aksa'yı aslında çocukla da bağdaştırdığı bir şiir. Yetim. Yetim kalan. Bu şiirde aslında yetimlik var. Burada sadece bir çocuk değil, yani bugünün Gazze'si, dünün Kudüs'ü, ki Kudüs devam ediyor aslında Batı Şeria'da, bir günde içeriye alınan tutuklu sayısı, çocukların sayısı 200'den fazla. Yani bir kere anlaşma yapıldı, Hamas'a 200'ü biraz geçkince esir takası yapıldığında verildi ama her gün Batı Şeria'dan 200'den fazla insan tutuklanıyor. Yaralayarak tutukluyorlar, hatta vurarak tutukluyorlar. Ben burada yetim vurgusuna biraz da Hamas üzerinden değinmek istiyorum. Bugün savaşanlar yetimler. 2006-2009 arasında yetim kalmış olan çocuklar şu an öldürme makinesi, terörist devlete karşı savaşan insanlar. Bunlar yetimler. Hazreti Peygamber bir yetimdi. Şimdi belki biraz alegorik olacak ama dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yetimi belki de Hazreti Adem idi. Bir taraftan Hazreti İsa için de yetim diyebiliriz. Babanın ne olduğunu hiç bilemedi. Evet. Bu çocuklar, bugün savaşan çocuklar babayı biliyorlardı. Bilip de kaybetmenin acısı başkadır. Bilmeden kaybetmek farklı bir şey ama bu çocuklar biliyorlardı. Bu sebeple bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Yeraltı nehirleri doğurgandır. Gizemlidir. Çekicidir.
Kudüs çekiyor bizi. Oradan sesini duyuyoruz. Yani bugün ekranı açtığınızda, görüntülere baktığınızda, yazılanlara baktığınızda orada uğuldayan bir ırmak var. Fakat bu uğultu sanki yetimler ordusunun uğultusu. Bu sadece Hamas'ın değil. Çocukları her gün önümüze çıkartıyorlar dikkat ederseniz. Ve ilk başlayanlar şunu söyledi. Sizi Allah'a şikayet edeceğim. Ben derdimi Allah'a söylüyorum diyen çocukları dinledik. Bunların her birinin bir cümlesi bir dua, her birinin bir cümlesi bir şiir idi. Şimdi Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssü idim. Kutsallığın belli şehir ismimden her yana nur saçan bir kürsü idim. Her yana nur saçan bir kürsüden şimdi her yana kan saçılıyor. Her cuma günü İsrail askerleri, terörist askerleri Mescid-i Aksa etrafında konuşlanarak gelen insanları yıldırmaya çalışıyorlar. Bunların içerisinde suçsuz olduğu halde ki suçlu bulamazsınız. Kendileri suç icat ediyorlar. O insanları tutuklamak için her şeyi yapıyorlar. Ve maalesef bu Gazze saldırısından sonra başka bir şey buldular. Kokulu su sıkıyorlar. Çok evet. iğrenç kokulu. Hatta Türkiye'den birileri o kokuyu aklamak için kendi dilini kullandı. İğrenç bir şekilde. Yani o kokuyu burnuyla diliyle almış gibi adeta onları ayıklamaya çalıştılar. Ama necis olanlar necisi etrafa yansıtırlar, atarlar. Evet. Kendilerindeki o necisliği oraya attılar. Kudüs bir şekilde bize bunu söylüyor. Ben bu idim diyor. Yani Mehmet Akif İnan'ın şiirinde, dilinde ben bu idim, bu oldum diyor. Hatta Sezai Karakoç şiirinden de destek alalım. Ne İbrahim var ne Musa var. Evet. Şairler aslında aynı ruh iklimine doğru geliyorlar. Nasıl ki şu an orada yetim çocuklar savaşıyorlar ise bildiğiniz Kudüs'te, Gazze'de şu an şehirlerin yetimi olarak duruyor karşımızda. Evet. Yine gerçekten güzel ifade etmiş şairlerimizden bir tanesi de Cahit Zarifoğlu. Yine onun dili de kendine özgüdür, kendine hastır. O da Daralan Vakitler şiirinde ele almıştır bunu ve aslında bireysel sorunları arka plana iten, toplumun sorularını önceleyen bir tavır sergiler. Burada topluma açılıyor gerçekten bu yazdığı şiirle. Ve burada yani her şey olduğu gibi geçiyor. İşte o sıkılan gaz bombaları, çocukların yaşadıkları, onlara yapılan zulümler. Yine bunları da şiirin içeriğinde görüyoruz. Yani onu çok şeffaf bir şekilde de yansıtabilmiş Cahit Zarifoğlu şiirlerini. Bugün günümüzde Batı'dan bir aktivistin söylediği söz de, bugün bir Müslümanın söylediği söz de, bir mazlumun söylediği söz de aynısı. Bırakın da gideyim. Bırakın da oradan bir çocuğu kurtarayım. Yani adeta bizi bıraksalar koşacağız, gideceğiz. Şifa hastanesinde öldürülmek üzere olan çocukları, küçücük o el kadar çocukları, prematüre çocukları kurtarmaya koşacağız. Yani yürek evet. bunu söylüyor. Cahit Zarifoğlu haleti ruhiyesinin de etkisiyle tamamen artık şeyden soyunuyor. Mecazlardan soyunuyor. Hı hı. Yani Zarifoğlu şiirinin %98'i mecazlarla ve örtük anlatımlarla dolu. Evet, normalde öyledir aslında. Daralan vakitler gümbür gümbür savaş çığlıklarıyla, hı hı. kavga eden insanlarla meydanda gözümüzün önündeki insanların resmini yapar. Yanakları, saçları, gözleri yanmış, zehirli gaz bombaları, yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini, ağızları küçücük, dilleri yanmış. Bütün Beyrut sapsarı kalmış. Beyrut, Kudüs, Gazze aynısı. Evet. Sanki ağlamak imkansız, başları paletlerle ezilmiş babaları, Yahudi doğuramış analarını, binlerce çocuk topların betonların altında. Cahit Zarifoğlu bu görüntülerin resimlerini görmedi. Bunlar anlatıldı Cahit Zarifoğlu'na. Biz anlık olarak canlı yayında paletlerin altında ezilen insanları görüyoruz. Kuzeyden güneye gideceksiniz, Han Yunus'a gideceksiniz dediler. Han Yunus'a giderken insanları taradılar ve paletlerle ezdiler. Arkasından doğranmış analar ifadesi. Birebir doğranmış anaları gördük. Çocukların doğrandığını gördük. Çocuk topların betonların altında, betonların altından çıktığını gördük. Şimdi buradaki sadece bir şair duyarlılığı deyip kesip atamayız. Zarifoğlu
Afganistan'da Lagman vilayetine gitmeden Lagman'la ilgili Savaş Ritimleri diye roman yazdı rahmetli. Mısır'a gitmeden hava kuvvetlerinde pilot olan bir delikanlının hikayesini Mısır üzerinden yazdı. Ve bunların hepsi gerçek hayatta birebir var olan tipler. Hani gerçek hayattan alınmıştır diyoruz ya. Aynısı Filistin için de geçerli. Birebir onlar anlatıldı ama bize resmetti. Şimdi aradan bu şiirin üzerinden bakıyorsunuz, yıllar geçiyor. 30 küsür sene geçiyor. Biz canlı bir şekilde izliyoruz. Dünya izlemeye devam ediyor. Biz izledikçe bir şey kaybeden insanlarız. İnsanlığa bir inanç yok. Dünün dünyasında bir inanç vardı. İşte bir deniz geçmiş, gezmiş Leyla Halide hayran olabiliyordu. Ya da Zülfü Livaneli Basra Mebu Şerif'e o gün hayran olabiliyordu. Evet. Ama bugünün dünyasında Hamas tırnak içerisinde İslamcı, o zaman biz buna bakmayalım. Kardeşim, toprakları gidiyor, namusları gidiyor, haysiyetleri gidiyor, vatanları için savaşıyorlar. Senin bundan 100 yıl önce Kuvayi Milliye ne yapmışsa aynısını yapan insanlar. Ancak bizde düşünceden ziyade günümüzde çıkar ön plana çıktığı için maalesef, ha bir de şu var. Çıkarını önceleyen insanın böyle bir kavgaya destek vermesi bu kavgaya ziyandır. Vermese de olur. Evet. 5 milyon takipçili bir ünlünün bir tweet atmadı diye ağlamaya gerek yok. Eğer ağlıyorsak biz de küçülürüz. Evet. Değmez. Zaten onurlu insanlar, hakikaten onurlu insanlar yeri geldiğinde cümlelerini kuruyorlar. Az da değil bu insanlar. Şimdi medyada tarama yaptığınızda hakikaten beklenmedik insanlardan. Niye beklenmedik? Çünkü biz kaliteye bakmıyoruz, popülere bakıyoruz. Burada da aynı hatayı yapıyoruz belki. Popülerler niye cevap vermiyor? Lütfen popülerler destek vermesinler. Popüler destek veriyorsa oradan bir neması vardır, nema alacaktır. Yani. Oraya gitmeye gerek yok. Evet. Yine destek verenler de var, çok uzaklarda olup, birebir değil mi Gazze'de bulunup destek verenler de var. Joe Sacco, ondan evet. da bahsedelim. Maltalı karikatürist. O birebir, o kitapta da göstermiştiniz yine içinden bazı kısımlara bakabiliriz. Birebir Gazze'nin tarihini de anlatıyor aslında yazdığı, çizdiği karikatürlerle. Joe Sacco 2001 yılında zaten kırılma anları vardır Gazze'nin. Gazze'de 5 kere ciddi kırılma oldu. Birinci intifada, ikinci intifada, 2001. Hamas'ın iktidara geldiği dönemler. Ki bir de şey enteresandır. Biz zannediyoruz ki Mahmut Abbas yönetiyor orayı. Hayır, Mahmut Abbas şu an bile mesela Gazze için kılını kıpırdatmıyor. Bırakın orası için, Batı Şeria için bile kılını kıpırdatmıyor. Dün bir aile rehin alındı. İçeriye İsrailli teröristler girdiler. Orada nargile içtiler, cips yediler ve insanların gözlerini bağlayıp onlara işkence ettiler. Bunu da yayınladılar. Şimdi Hamas özerk bir bölge yönetiyor orada. Joe Sacco ve benzeri kişiler Gazze'ye çok gittiler. Vittorio Aragüni bunlardan birisidir. Vittorio Aragüni mesela o yolda öldü. Joe Sacco'nun bir özelliği var. Dünyanın kriz bölgelerine gider. Bu kriz bölgelerinde fotoğraflar çeker. 3 ay, 4 ay, 6 ay kaldığı yerler vardır. Joe Sacco Gazze'nin dipnotları kitabında şeyde bulunuyor. Tünellere giriyor. Orada küçücük barakalarda kalıyor. İnsanlar ne yemişse onlarla birlikte yiyor, içiyor. O hayatlara dokunuyor. Joe Sacco'nun inancı o insanlarla aynı inanç değil. Joe Sacco insanoğlu insan. Oradaki ızdırabı, dünyayı, o çelişkileri, çatışmaları birebir anlatan kişi. Mesela İsrail vatandaşı olmak isteyen Gazze'liyi de buluyor. Bir taraftan cihat eden Gazze'liyi de buluyor. Sol düşünceli Gazze'liyi de buluyor derken o insanların birebir hikayelerini yazıyor. Daha öncesinde Filistin için gitmişti. Bu Kudüs'tekidir. Dünyanın kanayan yerlerine giden bir insan. Joe Sacco vicdanlı bir insan. Saraybosna'ya da gitmişti. Biz Mavi Marmara için düşünmüştük. Fakat maalesef daha sonra buradaki arkadaşlarımız teması kesmemizi istedikleri için bağlantıyı kurmadık. Evet. Yani biz Mavi Marmara için de kullanacaktık ki muhtemelen koşa koşa gelirdi. Evet. Böyle konularda hassas. Evet. Yine gerçekten güzel çalışmalar çıkarmış. Hatırlattığımızda iyi oldu. Bir de şimdi sona doğru da yaklaşıyoruz. Asıl meseleyi de unutmamak gerekiyor. Ne olursa olsun biz yazacağız. Yazmaya devam edeceğiz. Çünkü bununla ilgili en iyi örneği sergileyen
şairlerden birini belki söyleyebiliriz. Filistinli şair Rıfat El Arir. Evet. Şiirinde diyor ki, ölmeliysen bir mesel olsun bu ölüm. Eğer ölmeliysen ben, sen yaşamalısın benim hikayemi anlatmak için. Bu şiir de gerçekten çok güzel ve dokunaklı şiirlerinden bir tanesi. Bununla veda edebiliriz programı konuşarak da. Yani Rıfat El Arir'in şiirini belki bir parça okuyabilirim. Hemen hızlıca çıkartıyorum. Rıfat El Arir genç bir akademisyen. Gazze Üniversitesi'nde. Ve ölümünden önceki videosunda da şey söyledi. Gelecekler dedi. Geldiklerinde dedi onlara atabileceğim sadece bir kurşun kalemim var ve atacağım dedi. Yani onu bir silah gibi kullanacağım. Çünkü o güne kadar yazdıklarının nasıl uçup gittiğini gösterdi. Gördü. Yazı şaşırtıcıdır. Hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı değildir. Yazı hariç diyor 18. yüzyıl şairlerimizden birisi, divan şairlerimizden. Şimdi yazı bu insanların var olduğunu gösterecek. Gazze'de şu an mezarlar refüjlere yapılıyor, konuluyor. Hastane bahçelerine, her yer dolmaya başladı. Normal bir mezarlık yok. Yani İsrailliler için orası tarumar edilecek bir yere dönüşüyor. Bir yerde mezar taşınız varsa oraya gittiğinizin alameti farikasıdır. Onları da yok etmeye çalışıyorlar. Evet. Ama Rıfat El Arir'in ölmeliysem bir mesel olsun bu ölüm. Eğer ölmeliysem ben, sen yaşamalısın benim hikayemi anlatmak için. Eşyamı satıp savıp bir parça kumaş satın almak için biraz da ip, beyaz olsun uzun da bir kuyruğu ki Gazze'de bir yerlerde bir çocuk cennetin gözünün içine dalıp gitmiş babasını beklerken. Ya şairler hep aynı yaranın etrafında dolaşıyorlar. Çocuk var, cennete gözleri dalmış. Cennet dediğimiz şey aslında babasının gözleridir. Ve birer birer sökülüp alınıp götürülüyorlar. Rıfat El Arir'i katiller öldürdüler. Evet. Gazetecileri öldürüyorlar, anneleri öldürüyorlar, çocukları öldürüyorlar. Yaşlıları öldürüyorlar. Hamas'ı öldüremiyorlar. Hamas ruhunu öldüremiyorlar. Gazze ruhunu, insan ruhunu evet. öldüremiyorlar. İnsan ruhunu öldüremeyecekler. Rıfat El Arir'in şiiri yayınlandığı gün 30 dile çevrildi. Yani bu dünyada vicdanın bitmediğini gösteriyor. Direnişin bitmeyeceğini gösteriyor. Evet. Ben 7 Ekim kavramını sevmiyorum. Yani 75 yıl diyebilirim. Zulmün 75 yılı ama 7 Ekim dediğimde bir hinlik hissediyorum. Fakat 7 Ekim'in hinlik olmayan tek bir tarafı var. 7 Ekim İsrail'in bitiş tarihi. Bitişi başlattılar. Evet. Bu öldürdükleri çocuklarla, babalarıyla bir günde bir sülaleyi, 109 kişiyi aynı aileden öldürmeleriyle övünüyorlar. Evet. Övünecek hiçbir şeyleri yok aslında. Evet, yani bunun cezasını da ödeyecekler er ya da geç. Bir ümit ediyoruz. Kendi elleriyle olacak gibi çünkü evet. Masum güya 3 kişi beyaz bayrak sallayarak geldiklerinde ateş ediyorlar, öldürüyorlar ve bakıyorlar ki kendi rehineleri. Evet. Hamas'ın elindeki rehineleri. Evet. Ve asker açıkça şunu söylüyor. Evet diyor onları diyor Gazze'li siviller zannettik. Bu kadar namertçe rahatça ortaya döküyorlar cümlelerini, yüreklerini ve kendi elleriyle öldürüyorlar, evet. bitiriyorlar. Maalesef. İnşallah konuştuklarımız faydalı da olmuştur diye ümit edelim. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Nizar Kabbani'den ya da ne bileyim zeytin ağaçlarının evet, arasındaki evet. şairlerden daha de daha konuşacak bahsedemedik. Şairler var. Bunlar hiç bitmez. İnşallah bir gün onları da konuşuruz diyelim. İki Mısır Arası programını burada noktalıyoruz. Yeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.